Suriye'deki kimyasal saldırının arkasından Amerikan özel timleri çıktı. Açıklama Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bessam Ebu Abdullah'tan geldi. Abdullah, Suriye ordusunun Amerika'nın Ürdün'den Suriye'ye soktuğu 300 kişilik özel eğitimli timine 20 Ağustos gecesi operasyon düzenledi. Kimyasal saldırının da operasyonun ardından geldi dedi. Abdullah'ın aktardığına göre Suriyeli mevkidaşını 2 yıl aradan sonra ilk kez arayan Amerikan Dışişleri Bakanı Suriye'den Amerikan timlerine yönelik operasyonlarını durdurmasını istedi. Suriye'de 21 Ağustos'ta gerçekleşen kimyasal saldırının arkasından Amerika'nın Ürdün'de eğittiği özel operasyon birlikleri çıktı. Şam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bessam Ebu Abdullah, kimyasal saldırının Suriye ordusunun Amerikan özel timlerine yaptığı operasyonun ertesi günü gerçekleştiğini söyledi. Abdullah'ın aktardığına göre Amerika'nın 2 yılı aşkın bir sürenin ardından Suriye yönetimiyle temas kurmasının sebebi de buydu. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, telefonla aradığı Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'den Guta'daki Amerikan birliklerine yönelik operasyonu durdurmasını istedi. Suriye yönetimi talebi reddedince Doğu Guta bölgesinden kimyasal saldırı haberi geldi. Aydınlık gazetesine konuşan Bessam Abdullah gelişmeleri sırasıyla anlattı. Rus kaynakları 3-4 hafta önce Amerikalıların Akdeniz'de hareketlenmeye başladığını bildirdi. Amerika, Ürdün'de eğittiği 300 kişilik bir ekibi 17 Ağustos'ta Suriye'ye yolladı. Suriye ordusu, Amerika'nın özel timlerine Guta'da operasyon başlattı. İşte Kerry'nin telefonu da bu operasyonun ardından geldi. Amerika Dışişleri Bakanı operasyonların durdurulmasını istedi. Muallim tabii ki bu talebi reddetti. Ayın 20'sini 21'ine bağlayan gece, sabaha karşı 3 sıralarında Amerikan birlikleri imha edildi. 21 Ağustos sabahı da bu kimyasal saldırı olayı oldu. Fransız Le Figaro gazetesi de 22 Ağustos'ta verdiği haberde Amerika'nın Ürdün'de eğittiği birliklerin Suriye'ye sızıp Şam'a ilerlediğini yazdı. Gazete 17 Ağustos'ta 300 kişilik bir ekibin, 2 gün sonra da ikinci bir ekibin Suriye'ye girdiğini iddia etti. Evet, dış gündem oldukça kritik sevgili seyirciler ve bu dış gündeme ilişkin olarak da çok özel haberler haberlere yer vermeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesiydi az önceki haberimizde ve hemen tabii ki haberin altındaki en önemli imza Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel stüdyomuzda. İlker Yücel, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Tabii dış gündem oldukça kritik. Suriye'deki gelişmelerin perde arkasını önemli bir çaba sarf ederek izliyorsunuz ve işte böylesi özel haberler gazetenizde yer alıyor. Ne noktadayız? Yani bir herkesin kafasındaki soru işareti o. İşte müdahale oldu olacak vesaire ama her şey bir tarafa, bir de değerli ve onurlu yalnızlık tartışması kamuoyunun gündeminde, nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Yalnızlık olduğu doğru. Özneleri Türkiye bir defa en önde bırakıldı. Bunu çok net görmek lazım. Aslında biz hep haber kaynaklarımız olarak nerede bir olay varsa hemen oraya ulaşıp oradan çıkarmayı esas çalışma tarzı olarak benimsemiş bir yayın organıyız. Zaten habercilik dediğimizde budur, gazetecilik dediğimizde budur. Ama dikkat ediniz, Suriye ile ilgili haberlerde genelde Batı ajanslarının psikolojik savaş argümanları kullanılıyor Türk medyasında. Türk medyası da zaten kendi başlı başına, dün Anadolu Ajansı'nın da servis ettiği bir haberde gördüğümüz gibi, o psikolojik savaşı üreten merkezlerden bir durumuna gelmiş. Biz ama az önce ifade ettiğim gibi Suriye'den kaynaklarımızla, Suriye içerisinde bulunan, yaşayan kaynaklarımızla birlikte haberlerimizi şekillendirdik ve son 3 gündür yaptığımız haberlerle birlikte neredeyse bugünkü gelişmeleri önceden duyurma fırsatımız oldu. Dünyadaki saflaşmaları bir göz önüne getirmek istedik gazete olarak. 2 gün önce bütün dünya savaş istiyor. Bütün dünya Beşar Esad'a karşı. Bütün dünya oradaki kimyasalların kullanımı ile ilgili hemfikir olmuş durumda gibi yaydıkları o ideolojik baskı, yaydıkları yalan bilgilere karşı ne yapabiliriz? Düşündük, bu gerçeği nasıl çarpıcı ifade edebiliriz? Gazetemize haritayı koyduk, dünya haritasını. Bu savaş kışkırtıcılığı yapan emperyalist devletleri maviyle boyadık. Geri kalanı, karşı çıkanları kırmızıyla boyadık. Neredeyse bütün dünya aslında bu emperyalist saldırganlığa karşı bir cephe oluşturmuş durumda. Özellikle Orta Doğu ülkeleri. Ama emperyalist devletler kendi aralarında da bir bloklaşmaya gidemediler. Biliyorsunuz, İngiltere parlamentosundaki,
Almanya'daki tartışmalar kendi başbakanlığı yalanlayan bir duruma düştü Almanya'da da, Fransa'da da. Oradaki çatlakları ne kadar hızlı verebildiysek, Türkiye'deki aslında çatlakları da o kadar hızlı verebildik. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bir haberimizde 5 tane 6 tane emperyalist devletin liderlerini yan yana koymuştuk. Davutoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, onların Orta Doğu siyasetlerine ilişkin kullandıkları bir enstrüman onların deyişiyle. Ama bir baktık 2 saat sonra gelen açıklamaları takip etti dış haberler editörlerimiz. Önümüze getirdikleri raporlarda, bilgilerde şunu anladık ki neredeyse yalnız adam olarak Recep Tayyip Erdoğan'la Davutoğlu kalmış durumda. Yani emperyalist devletler bile kendilerini bir adım geri çekmiş durumdalar. Çünkü bu saldırının bedelinin çok ağır olacağını gözlemlemiş durumdalar. Türk medyası bu süreçte ne yaptı? Bakınız, bölge ülkelerinden çıkan sesler öyle böyle sesler değildi. Batı'nın ajanı diye seslendiler Mısır'dan. İran'dan Batı'nın kuklasısın diye seslendiler Recep Tayyip Erdoğan'a. Yani aslında şu son bir hafta iki gerçeği gözler önüne serdi. Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Orta Doğu'dan kovulmuştur. Bakınız, kovulmuştur. Artık Orta Doğu'da bir yerleri yok, itibarları yok. Ne olarak algılandıkları, artık Batı'nın ajanı ve kuklası olarak algılandıkları çok açık ifade edilmektedir. Karşılarında tabii Orta Doğu devletleri bir devletin başbakanını görmediklerini anladıkları için lisanlarında ona göre düzenlediler. Normalde bir devletin başbakanına böyle seslenilmesi herkesi rencide edecek bir durumken çok açık bu gerçeği ifade etmeye başladılar ki bu bizim yıllardır söylediğimiz gerçek. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı. Bir, bu ön plana çıktı. İkincisi nedir? Bakınız, son bir haftadır tırnak içerisinde İslamcılar, tırnak içerisinde İslamcı gazeteler, yazarlar havaya baka baka bir hal oldular. Füze bekleyip duruyorlar havada. Yani hala bir Amerikan füzesi gelse de, barış gelse, çok komik bir pozisyona düştüler. Yani bir Amerikan, bu anlaşılıyor. Evet, Amerikan doğasına çıktılar. Bir Amerikan sevicilik bu kadar fazla ortaya çıkmamıştı. Yani Irak Savaşı'nda, Libya Savaşı'nda bu kadar pervasızca dillendirilmemişti. Bakınız, 3 gün önceki, 4 gün önceki manşetleri açın. Yok, o füzenin şu kadar yanılma payı var. Şuradan giriyor, buradan çıkıyor. İşte Beşar Esad'ın Laskiye'deki sarayı evi boşaltıldı, yeraltı sığınaklarına kaçtı. Bugün oğlu diye Facebook'tan cevap verdi zaten. Beşar Esad'ın 11 yaşındaki oğlu açıklamayla cevap verdi. Bırakın kaçmayı, Şam'da zaten şu anda Serdar Akinan bulunan, Serdar Akinan oradaki günlük yaşamla ilgili bilgileri de paylaşıyor. Evet. Burada önemli gördüğümüz nokta şudur. Bakınız, Gezi eylemleri Haziran ayaklanması sırasında gerçeğe bağlı olan, gerçeği sadakat noktasında dik duran gazetecilerin birçoğu işten atıldı, biliyorsunuz, birçok kurumda. Bakınız, bu gazeteler ve televizyonlar ne hale geldi biliyor musunuz? Yine az çok o isimler vardı, insanlar vardı, muhabirler vardı. Gerçeği verme hevesi içerisinde olan gazeteciler vardı. Ama şu anda bakınız, Türk basınında gazeteci yok. Türk basını artık bir görevliler ordusudur. Görevliler ordusudur. Bunun altını çiziyorsunuz. Evet. Hazır sizi yakalamışken süremiz tabii çok daraldı, böyle son bir dakika tabii içinde. Gazetenizin de yeni bir hamleyle kalktığı bilgileri var. Hazır sizi yakalamışken bu bilgileri isteyelim. Bir dizi çalışmanız var. Yeni yazarlar var. Sayfa sayısı konusunda bilgiler var. Ne zaman bu hareketlilik yarından başlayacak? Yarından itibaren. Ve bize böyle bir sizden tabii alabildiğimiz ipuçları tabii neyse onları alalım. Çok kısa özetleyeyim. Yarından itibaren 20 sayfayız. Sayın Tuna Kiremitçi, Ufuk Söylemez, Ümit Zileli, Barbaros Şansal, Nasuh Mahruki bizimle birlikte olacak. Ekrem Ateer, Abdülika bizimle birlikte olacak bundan sonra. Türkiye daha çok aydınlanıyor. Tabii Türkiye öyle bir yere gidiyor ki artık şunu da sormaya başladık. Bugün bütün hazırlıklarımızı bitirdik ve gazetemizi de hazırladık. Şimdi güncelliyoruz yeni haberlerle birlikte. Türkiye aydınlıkla daha fazla aydınlanacak. Türkiye'nin birikimini artık aydınlık kucaklıyor. Artık eskiden haberde sınırın ötesi diyorduk sadece. Şimdi yorumda, tahlilde sınırın ötesi diyoruz. O açıdan bu sayfa artışları biraz bu eksende mi hem olacak, yapılanacak, yoksa Türkiye'nin hem birikimini kucaklayacak, hem genç ve kadın daha fazla olacak gazetelerimizin.
Hak talep eden, mücadele eden herkes kendisine yer bulabilecek. En önemlisi az önce işaret etmeye çalıştığım o yalan bombardımana karşı aydınlık 20 sayfa bile yetmez. Önümüzdeki süreçte belki daha güzel, daha büyük hedefler önümüze koyabiliriz. Ve yarın itibariyle bu süreçte seyircilerimizin önüne gelmiş olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz İlker Yücel. Dar vakitte bize...